HDI Sigorta sunar. Sansürsüz Futbol'da Scout'ın Gözünden programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. Birbirinden değerli 3 oyuncumuz var. Bu 3 oyuncumuzu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Onur, ilk oyuncumuzdan başlamak istiyorum hazırsan. Şimdi bunun ilk başladığını biraz söylemeyelim, taraftarıyım. Çünkü ülkemizde bir scouting algısı var ve hep genç oyunculara yönelik bu algı. Hani 18 yaşında bulunur, 20 yaşında bulunur. Aslında bu öyle değil. Bunu örneklerle daha iyi anlatacağız. Oyuncumuzdan biraz bahsetmek gerekirse 33 yaşında bir oyuncumuz. Hatta 34'e de girdi giriyor. Evet. Farklı bir oyuncu aslında. Yani şampiyonluk yaşadı, Chelsea kariyeri var, Arsenal kariyeri var. Biraz senden dinleyelim oyuncuyu ilk önce. Evet, ya ona girmeden sözü açtın scouting'le. Onu biraz ben de açayım. Neden öyledir? Sen nasıl olması gerektiğini söyledin ama neden öyle olması gerekiyor? Şimdi zaten scouting'in kelime anlamı tam Türkçe karşılığı olmamasıyla birlikte gözlemlemek. Gözlemleme olayına biz scouting diyoruz. Sonuç olarak bir kulübün transfer edeceği oyuncuyu gözlemleme işlemi scouting. Transfer edeceği oyuncu 35 yaşında da olabilir, 20 yaşında da olabilir. Bunun transfer edilene kadar olan gözlemleme süreci, scouting süreci. Bu yüzden hani toplumda sadece Türkiye'de değil, genel dünyada bir hani scouting ya da scout bilinmemiş oyuncuyu bulur ve sunar, keşfeder. Keşifçi gibi bir algı var. Tabii ki olayın bir tarafı bu. Hatta bölümlere ayrılan, departmanlara ayrılan scouting firmaları ya da kulüpler de var. Altyapı scoutingi, üst yapı scoutingi diye. O yüzden hani örneklendirmek gerekirse bu aralar çok konuşuyor. Lille'in Burak Yılmaz transferi. Yani biz hadi Türkiye'de çok gol atan bir oyuncu varmış, onu alalım şeklinde yapılmıyor tabii ki. Bir scouting departmanından geçiyor ve artıları, eksileri gelirse ne olur, hangi sistemde nasıl olur bir raporlama yapılıyor. Bu da scouting. Burak Yılmaz'ın yaşı 35, 85 doğumlu. Onun da bir scouting raporu yapılıyor. O yüzden biz de burada bazen bugün olacağı gibi 34 yaşında oyuncu da konuşacağız. Hiç kimsenin gerçekten bilmediği 18 yaşında oyuncu da konuşuyor olacağız. Bunların hepsi scouting'e girer ve doğrusu budur. Burak Yılmaz örneğinden biri Türkiye'den aklıma geldi. Hep söylerim, Dirk Kuyt. Kuyt'ın scouting'i mesela onun sözleşmesine kadar varan bir araştırma sonucunda 1 milyona gelmişti Fenerbahçe. Bu da iyi bir scouting. Oyuncunun disiplini, nerede nasıl oynayacağı, kulübe katacağı bir sürü aşamadan geçmiş olduğu çok belli bir scouting sonucu transferdi. Oyuncumuza geçelim ismini. Hemen ismini söyleyeyim ama şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Biz her zaman oyuncunun aslında sağ içini konuşuyoruz. Nerede oynar, nasıl oynar, şöyle oynar mı diye ama yapmamız gereken asıl şey bir de sağ dışını konuşmak. Tabii. Çünkü bu oyuncu evet 90 dakika çıkıp oynuyorlar ama bunun 6 günlük, 5 günlük bir süreçleri var. İşte özel hayatları nasıl, ne yer, ne içer. Aslında Avrupa'da da bu daha çok ön planda herhalde. Onu da belirtmekte fayda yani var. Zaten şöyle, scouting'de fiziksel oyuncunun teknik, sosyal bu özellikleri ayrı ayrı değerlendirilir. Sosyal ve fiziksel özelliklerinde o disiplin detayları, sosyal hayat, hatta sosyal medya kullanımına kadar artık inceliyoruz ve bunlardan bir sonuç çıkarıp raporlama yapılıyor. O yüzden hani şu olayların yaşanmaması için oyuncu geldi, şuralarda şunları yapmış ama burada neden olmadı? Bunların tabii ki sebebi var. Bir tesadüf sonucu başarısız transferler olmuyor. Oyuncunun sosyal hayatı zayıf oluyor. Buraya gelme nedeni bir sıkıntılı oluyor. O yüzden bunların da araştırılması yapılıyor. Yapılması da lazım. Tüm dünyada da yapılıyor. O yüzden biz oyuncuyu biraz sosyal, biraz teknik, biraz kariyeriyle, biraz da burada nasıl bir kariyer tekrar inşa edebilir kendine diye temel bir değerlendirme yapalım. O zaman hemen girelim. Biz bu yüzden şöyle bir açılış yaptık ki şimdi söyleyeceğimiz oyuncuyu herkes biliyor. Yani bunu inceleyeceksiniz tarzı olmasın diye böyle bir açılış yaptık. Oliver Giroud inceleyeceğimiz oyuncu. Şöyle hemen başlamak istiyorum. 33 yaşında, dediğim gibi 34 yaşına girecek. Başlıca özellikleri nedir Oliver Giroud'un? Şimdi Oliver Giroud aslında şöyle, hani herkes tabii ki biliyor. Uzun yıllardır Avrupa futbolunda önde gelen forvetlerden bir tanesi. Bir süre çok yüksek gol istatistiğine ulaşamadığı yıllarda ben hep eleştirildiğini, Dünya Kupası zamanları eleştirildiğini hatırlıyorum. Çünkü biraz daha çevresini oynatan bir santrfor.
Yani hiçbir zaman mesela Avrupa gol kralı ya da altın top adayı olduğunu hatırlamıyoruz. Ama her zaman dünya piyasasında öne gelen santrforlardan. Bunun da sebebi çevresiyle oynayan, biraz pasör özelliği ya da takımı hücuma, üçüncü bölgeye çekme özelliği yüksek olan bir oyuncu. Topu o yüzden ileride tutuyor yani. Topu ileride tutuyor. Bunu oyun zekasının yüksekliğiyle ve işte oyunu nasıl algıladığıyla anlatabiliriz. O yüzden bazen futbol severler bazı takımlarda Avrupa futbolunu izlerken yetersiz buluyorlar. Çünkü istatistiğe bakılıyor vesaire ama çok kullanışlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe özelinde düşünürsek benim kafamda şöyle bir uyuşuyor. Bundan yıllar önce Emre Belözoğlu bir televizyon programındayken futbolculuk döneminde Burak Yılmaz vardı programda. Biri daha vardı. Arda Turan olabilir. Arda vardı. Acun Ilıcalı da vardı. Evet. Programda. O programda Burak Yılmaz Emre Belözoğlu'na takılıyor. Gol atan forvet sevmez Emre abi diye. Oradaki aslında demek istediği şey Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük döneminde daha neler tercih ettiğini görmedik. Nasıl santrforlarla ama oradan bana yapan çağrışım Emre Belözoğlu'nun tam olarak isteyeceği santrfor. Tabii ki gol atan santrfor herkes sever. Ama orada söylenmek istenen daha çok mesela Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde Semih Şentürk arkası dönük alır ve arkasındakini oynatır. Alex de Souza hep derdi Semih'le oynamak beni rahatlatıyor diye. Böyle bir santrfor tercihi olabileceğini Emre Belözoğlu'nun zaten düşünüyorum. Bunun da dünya çapında olanlarından belki en başta gelenlerinden biri Giroud. Tabii olayın bir de oluru olmazı da var oyuncu özellikleri dışında. Oluru olmazı konusunda olumlu taraf sözleşmesinin bitiyor olması. Haziran sonu 2021'de bitiyor. Bu olumlu ama bunun tabii olumsuz tarafı da var. Bundan bir tek biz haberdar değiliz. Kimle ilgileniyor? Ya benim okuduğum tabii ki birebir bilgilerim yok ama basına düşen bir kere kaçınılmaz bir son MLS kulüpleri zaten ilgileniyor. Tekliflerini yapacaktır. Burada oyuncunun hayata bakışı önemli. Yani ben bitirdim futbolu ve Amerika'da yaşayayım 3 sene daha maaşı da iyi deyip tercih edebilir. Futbol tutkusu bitmemiştir, kariyer tutkusu bitmemiştir. Avrupa'da kalabilir, hatta Chelsea'de kalabilir ya da o seviyede yarışan Avrupa kulüplerini tercih edebilir. Bir de Türkiye gibi ligler tercihi olabilir. Bir yeni bir challenge olur. Hem yarışmacı olayım, kalayım hem de Avrupa'da kalayım ama top 5 ligde kalmayayım tercihi olabilir. Benim okuduğum Juventus, Milan ve MLS kulüpleri bir teklif olmasa da bir yoklama halindeler. Dediğim gibi ama burada bugüne kadar Türkiye Ligi'ne gelmiş birçok yıldızın zaten böyle talipleri varken Türkiye Ligi'ni tercih etmişlikleri var. Burada maaş ya da sosyal hayat, İstanbul bunlar ilgi çekici olabiliyor bu yaştaki oyuncular için. Tercihini hep beraber göreceğiz Haziran ayında. Çok yüksek görüyor muyum? Şöyle bir dünya piyasasına baktığım zaman görmüyorum ama olursa bence Emre Belözoğlu da teknik direktörlüğe devam ederse çok uyumlu bir oyun olur. Çünkü Emre Belözoğlu'nun 3-5 maçlık teknik direktörlük kariyerinde o Valencia'yı mesela uçta oynatıyor. Ama mecburen. Mecburen ama eldekilerden tercih edilmesinin sebebi biraz daha orta sahayla bağlantısının iyi olduğu olmasını düşünüyorum. Samat dayı da denedi aslında biraz evet. Ama yeterli verim alamadığı için Samat'tan biraz vazgeçti. Çevresinden kopuk bir oyuncu. Evet. Maçtan da bazen kopuyor. Çevresinden kopuk. Ben bu Valencia tercihi ve arkasındaki oyuncuların birbirine yakın oynama, yerden paslı oynama anlayışını gördüğüm zaman benim Emre Belözoğlu'nun Giroud'la çok oyun anlamında çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Nasıl kullanabilir peki Emre Belözoğlu Giroud'u? Şöyle Giroud zaten tek pozisyonda oynayan bir oyuncu. Mesela 4-3-3 oynadığınızda hadi ben bu maçta da sol forvete Giroud'u atayım demezsiniz. Uçta oynar, pivot santrfor. Ya tek oynar. Şu an Fenerbahçe'nin oynadığı gibi merkez oyuncular olur arkasında çok fazla. Giroud onların önünde olur ve bence bu uyum çok iyi olabilir. Şu anki oynanan dizilimle bir Giroud bence gayet başarılı olur. Onun dışında bir çift forvet düşüncesi varsa solak bir oyuncu. Çift forvetin sol tarafında mesela birazdan bir oyuncu daha konuşacağız. Şimdi aklımda onunla oynar mı diye bir şey yaptı. Onunla da gayet olabileceğini düşünüyorum.
çift forvet olması durumunda da sol forvet olarak kullanılabilir. Ama tabii biraz daha görmek lazım yeni sezon planlamasında Emre Belözoğlu transferleri hangi dizilime, hangi anlayışa göre yapacak. Ama benim şu anki Fenerbahçe'de kafamda cuk oturan bir santrfor tarzı. Peki şu anki Fenerbahçe'de Ciro'nun gelmesini en çok hangi oyuncu ister sence? Yayından önce konuştuk Caner Erkin mi acaba diye. Ben öyle düşünmüyorum pek fazla. Arkasındaki o 10 numara dediğimiz ama tam 10 numara olmayan Mesut Özil, Pelkas gibi oyuncular, daha merkezden oynayan oyuncuların daha faydasına olacağını düşünüyorum. Onlara alan açar, onları oynatır, onların istatistiğini arttırır diye düşünüyorum. Caner orta açma meyilli bir oyuncu olduğu için Valencia bile orta açıyor. Ben Ciro'yu tam isteyeceğini düşünüyorum. O zaman şöyle yapalım. Ciro'nun yanına hangi oyuncu gelecek? Bir dahaki partta onu konuşalım. Tamam. Bir sonraki partta tekrardan beraber olmak dileğiyle. HDI Sigorta'nın sunduğu program devam edecek.